أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد عبد الحق مدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Buniye İslamu ala kamsin, şahadetu Allah ilahe illallah ve anna Muhammedan abduhu ve rasulu ve iqamı salah ve ita zekah ve Ramazan. Sadaka Rasulullah fi maqal ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam beş temel şart üzerine kurulmuştur, bina edilmiştir. Yani İslam'ın şartı beştir. Bunlardan birincisi Allah Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaktır. Yani Allah'ın tek olduğuna inanmak ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır. Biz Allah'a inanmadan İslam dinine girmiş olmayız ve iman etmiş de olmayız. Bunlardan ikincisi de namaz kılmaktır. Namazımızı doğru düzgün kılıp ve huşu içinde kılmamız gerekir namazı. Bugünün insanları beş vakit namaz kılmak onlara zor geliyor. Çünkü nefislerine uyuyorlar ve bir takım bahaneler ile sanki namaz onlara farz değilmiş gibi davranıyorlar kendilerine bahane bularaktan. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde namazı 50 vakitten 5 vakite düşürmüştür. Bunu bilip şükrünü etmemiz gerekir. Çünkü bize beş vakit namaz kılmak zor gelirken elli vakiti kılamadığımız zamanda günah yazılacaktı. Bunun şükründe yapalım, bunun düşüncesinde olalım. Üçüncüsü de zekat vermektir. Zekat vermek bize şu yönden lazımdır ki Allahu Teala bize malını veriyor, bize bir takım mallar veriyor. Biz onlar ile bize fazla geleni başkalarına dağıtmamız gerekir böylelikle cömertliği kendimize sabit kılarız ve başkalarını da sevindirmiş oluruz. Dördüncüsü de hacca gitmek. Bizim maddi yönden durumumuz var ise hacca gidebiliriz. Maddi yönden durumumuz yok ise kesinlikle de yapılması gereken bir ibadet diye bir şey yoktur. Beşincisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Biz zaten 12 ayın içerisinde sade bir ay oruç tutuyoruz. Bunun bize zor gelmemesi gerekir. Kendimizi bir takım bahaneler ile avutmamalıyız. Ramazan ayında oruç tutarken sadece oruç tutmak değil de onun yanına ekstra olarak bir ibadet daha katmamız gerekir. O da gene Ramazan ayında inen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i hem kendimiz okuyalım hem de başkalarına okutturalım. Eğer bilmiyor isek de öğrenmeye çalışalım. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Hem orucumuzu tutalım hem de gün içerisinde Kuranlarımızı okuyalım. Allah hepimizi kendisine layık olan kullardan eylesin ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha.